AKP'nin DSP ziyaretinde açıklamalar var, izliyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometre vatan toprağımızda, Mavi Vatan'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruma adına görüşlerimiz, parti programlarımız farklı da olsa tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu Demokratik Sol Parti ile bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla yapılacak bu seçimler ülkemizin bölgede hükümranlığının ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını öngörüyoruz. Aslında bu bizim öngörümüzde değil, dış çevrelerde ortaya konan bir hakikat. O bakımdan bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur. Ben bir kez daha Sayın Genel Başkan Önder Aksakal Bey'e ve değerli arkadaşlarına bize gösterdikleri bu sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan münasebetiyle ikram faslını Ramazan'dan sonraya ikinci ziyarete bıraktık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tam sorularınız olabilir mi? Teklifimizi ilettik dediğiniz ama o teklifi biraz açmanızı. Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün de bizim misafirimizdiniz. Küçük bir hatırlatmayla başlamıştım. Demokratik Sol Parti'de Ecevit'ten aldığımız öğreti gereği genelde konuşmalarımızı yazılı olarak ben paylaşıyorum sizlerle. İzin verirseniz Sayın Başbakan. Buyurun lütfen. Saygıdeğer basın mensupları, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Çelik bugün partimizi ziyaret ederek 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Kendilerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik, Demokratik Sol Parti'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve 3 defa devlet yönetimindeki birikimlerinin yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar. 14 Mayıs seçimleri terörden tamamen arınmış, ekonomik kalkınmasını yeniden planlamış, içeride huzurun, dışarıda onurun daha da güçlendiği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler hedefine hızla koşan tam bağımsız Türkiye'nin yeniden inşası için bir vesile olacaktır. Halkımız için de yeni bir dönem, yeni bir umut doğacaktır. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan vatanseverler, yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla küresel emperyalizmin tuzağına düşenler ve onların taşeronluğuna soyunanların yarıştığı bir seçim olacaktır. Bu süreçte Demokratik Sol Parti Atatürk'ün yolunda, Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında Türk devletlerine ve Türk milletine hizmet etmek için hiçbir engele takılmadan, burada altını da çizerek söylüyorum,
ilkeli bir duruşla kuruluş felsefesi olan doğrultu tutarlılığı tahtında dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. Demokratik Sol Parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmesi için elinden geleni de yapacaktır. Değerli arkadaşlarım, Atatürk milliyetçiliği anayasamızın ilk 4 maddesi genel merkezimiz önünde 38 yıldır sürekli dalgalanan bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, mavi vatan, Türk milletinin refah, mutluluk ve güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Bu vesileyle Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik'e, Sayın Başbakanımıza bu nazik ziyaretleri ve partimizle ilgili öneriler için çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli öneriye biz de milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatında yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacağı görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışarak ve sizler aracılığıyla halkımızla da paylaşarak sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Tamam. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün. Bugün mü efendim? Bugün evet. Bugün siz de AK Parti'ye bir iade ziyaretini geldiniz. Bugün bizim toplantımızdan sonra düşüncelerimizi götürüp bildireceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyor. Açıklama yapacağız zaten. İkinci açıklamayı AK Parti Genel Merkezi'nde mi alacağız sizlerden bugün akşam? Öyle değil evet, evet, öyle diyelim. Evet, evet. Tahmini bir saat var mı efendim? Değerlendirmelerini sayın toplantımızdan sonra genel başkan arkadaşlarıyla değerlendirmelerini yapacaklar. Arkadaşlar. Onu basın bürolarımız bildirir size zaten. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, hadi iyi günler. DSF'ye bir beraberlik teklifi geldi. DSP'nin açıklamaları oldu. Önder Aksakal'ın açıklamaları olmuştu. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun DSP'ye yönelik bir ziyareti vardı. Bugün de Binali Yıldırım ve Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu. Bir ziyareti oldu. Cumhur İttifakı'nın da bir ziyareti gerçekleşti. Şöyle bir bakacak olursak, kısaca size bir özetlemek gerekirse, görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı dedi Binali Yıldırım. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük dedi. Teklifimizi sundu. Açıklamasında bulundu ve Önder Aksakal'sa teşekkür ettim. Sol parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alarak katkımızı sunmak isteriz. Bugün saat 14'te bir başkanlık kurulumuz var. Hem dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti hem bugün gerçekleşen ziyareti konuşacağız. Kendi aramızda değerlendireceğiz. Sonrasında ise bir açıklama elbette yapacağız ve iade ziyaretlerimiz olacak dedi.